yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla. Merhaba Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Bu akşam konuklarımız ekonomist Mustafa Aşkın ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mevlüt Tatlıyer bu akşam bizlerle birlikte. Mustafa Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Mevlüt İyi Bey ben. merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Semra Hanım. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Şimdi uzun bir süredir aslında hiç gündem maddemiz değişmiyor. Enflasyon en önemli gündem maddemiz olmaya devam ediyor ekonomide. Her ne kadar büyümede yüksek rakamlar yakalamış olsak da ve uluslararası kuruluşlarda Türkiye için büyüme beklentilerini 2021 için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etselerdi Türkiye için enflasyon en önemli başlık olmaya devam ediyor. Ama sadece Türkiye için değil aslında bütün dünya için enflasyon bir sorun olmaya başladı. Gelişmiş ülkeler bile uzun yıllardır enflasyonu yaşamayan ülkeler bile artık enflasyonla yeniden e, yani o dönemi hatırlamaya başladılar, yaşamaya başladılar. Şimdi dünyada enflasyonu yukarı taşıyan unsurlar nedir? Belki ondan başlamak lazım. Sonra da Türkiye özele dönmek lazım. Şimdi enerji fiyatlarında bir artış yaşanıyor. E, tüm alanlarda aslında bu doğalgazdan kömüre, e, petrole kadar her alanda fiyat artışları var. Öte yandan küresel gıda fiyatlarının artış var. Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar yine üretim maliyetlerini yukarı taşıyan unsurlar gibi görünüyor. Bu unsurlara baktığımızda Mustafa Bey sizinle başlayalım. Önümüzdeki dönem için nasıl bir projeksiyon çizersiniz? Yani bu enflasyonu yukarı taşıyan unsurlar geçici midir, kalıcı mıdır? En çok bu tartışılıyor şu anda. Nasıl bir e, görünüm izliyor sizce e, dünyadaki enflasyon? Esasına baktığınızda e, Fed, e, ECB gibi merkez bankaları başkanları inatla enflasyonun geçici olduğunu vurguluyorlar ki bunu yaklaşık bir senedir yapıyorlar. <laughs> Ben geçiciliğin daha da uzun süreceği kanaatindeyim. Yani çok geçici olmadığı kanaatindeyim. kanaatinde. Çünkü Türk dünyanın genelinde yapısal bazı problemler e, bu salgınla birlikte gün yüzüne çıktı. Bunların başında e, lojistik ve e, buna bağlı e, üretim olanaklarının aktarılması ile ilgili yaşanan sorunlar. E, bunun dışında ham maddi erişimde yaşanan sorun. Birkaç tane büyük ülkenin ham maddete e, kullanıcısı olarak üretim yapıp dünyaya dağıtmasıyla ilgili yaşanan sorunlar ve üstüne üstlük bir de son birkaç aydır da sizin de özetlediğiniz gibi enerjiyle ilgili yaşanan sorunlar hı hı. hepsi bir araya gelince dünya üzerinde ciddi bir maliyet enflasyonu baskısı oluşturmaya başladı. Tabii maliyet enflasyonu küresel kaynaklı olmaya başlayınca bu tüm dünya ülkelerini öyle veya böyle etkiliyor. Ee, zaten uzunca bir süredir 2008'den bu yana aşağı yukarı dünyadaki önemli büyük merkez bankalarının tamamına yakını oldukça gevşek ve e, hızlandırılmış bir e, parasal genişleme politikası uygulamak durumunda kaldılar. 2008 krizinden sonra da aynı şeyi yaptılar. Hı hı. Daha toparlanamadan bir daha pandemi ile birlikte Fed'in bilançosu 8 trilyon dolara geçti. ECB'nin bilançosu 5 trilyon dolar yanılmıyorsam. Baktığınızda bütün büyük merkez bankaları e, durmadan para basıp e, mali kolaylık sağ, daha doğrusu finansal kolaylık sağlamaya yönelik adımlar attılar. Tabii bu kadar para bolluğuyla birlikte az önce ifade ettiğim sıkıntılar da bir araya gelince ciddi bir e, yapısal dengesizlik ortaya çıktı. Tabii e, krizin etkisi, daha doğrusu e, bulaşıcı hastalığın etkisini yenmek için bazı politikalar uygulanması gerekiyor ama hı hı. son 15-20 yıldır zaten literatürde de çok tartışılıyor. Merkez bankalarına bu kadar e, önem atfetmek, bu kadar görev tanımlamak ne derece doğru ve ne derece merkez bankalarına alıştığımız politikalarının uygulandığı tartışma konusu olmaya başladı. Hı hı. FED e, her türlü menkul kıymetten tutun da e, baktığınızda e, piyasaya neredeyse doğrudan müdahale edecek bir yapıya dönüşmeye başladı. E, diğer merkez bankaları da onu takip etti. Özünde baktığımızda parasal bolluk ve üretimle ilgili yaşanan problemlerin birleşmesiyle meydana gelen bir enflasyonist durumla karşı karşıyayız. Umarım büyük merkez bankalarının dediği olur ve geçici olur. Ama enflasyonun şu etkisi de unutulmaması gerekiyor. Her ne kadar e, talep veya maliyet enflasyonu olarak temelde ikiye ayrılsa da davranış bozuklukları da enflasyonun en önemli tetikleyicilerinden bir tanesidir. Fiyat artışına kanaat getiren toplumlar veya yapılar bu fiyat artışı eğilimini enflasyon rakamsal olarak düşse bile sürdürürler. Dolayısıyla benzer bir sürecin dünyada enflasyon anlamında, matematik anlamında, ölçüm anlamında bir gerileme yaşasa bile eğilimin kolay kolay toparlanacağını kısa sürede zannetmiyorum. Dolayısıyla benim kalıcılıktaki en önemli varsayımım davranış bozulmasına bağlı olarak fiyatlama mekanizmasının bir bakıma dejenere olmaz. Bunun da uzun bir süre düzeleceğini pek de öngörmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki Bey, evet. siz siz nasıl bir öngörünüz var? Yani e, dünyada e, dediğim gibi enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor ve işte nedenlerine baktığımızda da enerji, tedarik zincirlerindeki aksamalar, kuraklık gibi pek çok unsur var aslında karşımızda. Bir yandan da bu beklentileri de bozuyor, fiyatlamaları da bozuyor. E, ne dersiniz? Yani nasıl bir öngörünüz var sizin? Yani e, bu enflasyondaki yükseliş ya da enflasyonu yukarı taşıyan unsurlar etkenler, Sizce geçici mi merkez bankalarında söylediği gibi? Ee, en başta şunu ifade etmek lazım yaşadığımız sıkıntıların, sıkıntıların çok büyük kısmı pandemi kaynaklı. Hı hı. Sadece kuraklıklar o da gıda üzerine etkili olmak üzere pandemi harici nedenlere dayanıyor diyebiliriz. Ve burada aslında şöyle ilginç bir tema ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu son yaşadığımız enflasyon aslında pandemi ile birlikte çok ilginç bir durumu ortaya çıkarmış oldu. Ve bu yavaş yavaş nasıl diyelim bilincimizde üstlere çıkmaya başladı. O da şu pandeminin başında hemen hızlı bir şekilde karantin önlemleri alındı ve sanayi sektöründe tüm dünyada ciddi oranda bir nasıl diyelim daralma yaşandı, durgunluk yaşandı. Yani bildiğiniz fabrikalar üretime ara verdiler. Ve daha sonra yavaş yavaş bu karantin önlemleri kaldırıldı ve yaz aylarıyla birlikte üretim süreçlerinde tekrardan ciddi hareketlenmeler başladı. Fakat biz artık yavaş yavaş fark ediyoruz ki bu devasa ekonomi motoru bu pandemi döneminde, özellikle ilk aylarda yavaşladığında bu aslında motorun iç parçalarında bir takım bozukluklar meydana geldi. Tabii çok burada benzetme yapıyorum ama çip <laughs> sanayi üzerinden, çip fabrikalar üzerinden evet. anlatayım. Orada başlangıçta otomobil fabrikaları e, şeylerini taleplerini ciddi şekilde azalttılar, e, tek, şey yaptılar e, ve çip e, fabrikalarından e, şeyi kestiler, alımı kestiler. Bu sefer e, aradan aylar geçtikten sonra bir de bak, bak bakıldı ki aslında otomobil talebi arttı. Ama bu sefer de e, ciddi şekilde bir çip sıkıntısı ortaya çıkmaya başladı. Yani şunu demeye çalışıyorum. ...ekonomide ritim bozuldu ciddi şekilde. Yani arz-talep dengesi bozuldu ölçekte. her alanda. Evet yani arz-talep dengesizliği çok ilginç noktalara vardı. Bir baktığınız arz-talepten fazla sonra arzı azalttınız ...bu sefer talep arzın önüne geçti. Farklı sektörlerde farklı durumlar yaşandı. Ve biz bunun etkilerini yıllarca sürecek şekilde hissetmeye başladık. E, çip Hı -hı. krizinde bunu yaşıyoruz mesela. Bunu alın ve tüm ekonomiye, küresel ekonomiye yayın ve diğer taraftan ülkelerin stok yapma eğilimi zaten arzda yaşanan darboğazlarla az önce bahsettiğim mevzuyu kastediyoruz belli oranda. Diğer taraftan emtia fiyatlarında yaşanan artışlar son olarak doğal gaz ve diğer enerji, kömür vesaire olmak üzere buralarda yaşanan sıkıntılar bütün bunlar aslında dönüp dolaşıyor ve aslında şuraya geliyor. Ekonomi motoru hızlı bir şekilde çalışırken güzel çalışıyor ama yavaşlayınca çok ciddi problemler ortaya çıkabiliyormuş. Bunu ilk hı hı. defa bakın nasıl 1929 krizi dünyada e, devasa krizlerin olabileceğini bize gösterdiyse ya da 2008 krizi hı hı. finansal krizlerin olabildiğini gösterdiyse bize pandemi de ekonomi motorunun yavaşlamasının ne gibi ilginç ve garip sonuçlara yol açabileceğini gösterdi ve enflasyon bunun bir sonucu. Bunu ifade etmemiz lazım hı hı. ve bu bir maliyet enflasyonudur. Çok büyük oranda bir maliyet enflasyonudur. Ve gelişmiş ülkelerde oranların hakikaten %3-4-5 civarlarına çıktığını gördük ki bu 10-15 yıllık süreçlerde yaşanmamış oranlar. Hı hı. E, şunu ifade etmem lazım. Çok da e, geçici bir süreç değil bu hakikaten. Belki yıllar alacak bir süreç. E, diğer taraftan e, bu ülkelerde tüketicilerin beklentilerinde de belli oranda boz, bozulmalar yaşanabilir. Mustafa Bey'in ifade ettiği gibi. Hı hı. Ama enflasyonun e, böyle... %5'in özellikle üzerinde kalmadığı müddetçe tüketici beklentilerindeki bozulmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüketici enflasyonunun e, beklenti enflasyonu enflasyonu diyelim buna literatürde o şekilde çok ciddi düzeylere ulaşmasını beklemiyorum. Ama e, mesela bizde enflasyon onu konuşacağız belki ama bizde enflasyon bugün %20'ye dayandı. Yıllardır da zaten görece yüksek düzeyde. Burada biz şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de e, görece yüksek enflasyonu biz belki görece e, uzun süre yaşamaya devam edeceğiz. Belki 1-2 yıllık bir süreç olacak bu. Yani tekrardan o eski %8'ler düzeyine dönmesi. Burada yine maliyet enflasyonu tamam bir kere yaşanıyor ama e, ortadan kalkması zaman alıyor. Beklenti enflasyonu yoluyla bir de ekonomide herkes sırayla zam yapar. O uzun bir zamanı yayılır. Bugün önce enerji fiyatları artar, emtia fiyatları artar. Sonra gelecek bir sene içinde yavaş yavaş herkes zammını yapar vesaire. O yüzden de uzun zamanı yayılır. Ee, ve diğer taraftan şunu ifade etmem lazım. Ee, enflasyonun en büyük e, panzehiri beklemek. Zaman. Zaman içinde ortadan kalkacak bir şey. Sabırlı olmak gerekiyor. Ve vatandaşlara, piyasaya ona göre... Doğru sinyalleri vermek gerekiyor. Doğru mesajları vermek gerekiyor. Evet yani şimdi Türkiye özeline bakalım biraz da. Tüm bu unsurlarla birlikte Türkiye'de de enflasyon yükseliyor. Ama dünyada yaşanan bu enflasyondaki yükseliş sürecine Türkiye zaten yüksek bir enflasyonla girdi. En önemli aslında dezavantajı burada Türkiye'nin. İşte sizin de söylediğiniz gibi %19'ları aştı enflasyon, %20'ye dayandı. Türkiye özelinde baktığımızda Özellikle de hep biz işte yani yıllık bazda bakıldığında en yüksek fiyat artışını hep gıdada görüyoruz. Gıdada en çok tartışılan nokta da fiyat uçurumu. Yani tarladan markete gelene kadar bu fiyat uçurumu neden oluşuyor? Fiyatlar neden bu kadar katlanıyor? Bunun denetimleri yapılıyor işte kimi alanlarda ama burada eksik olan nedir? Nasıl bir yöntem geliştirilmesi gerekiyor? Tarım kredi kooperatif marketlerinin sayılarının artırılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bine çıkarılacağını söyledi. Bu geçici bir çözüm. Kendileri de söylüyorlar aslında bunu. Uzun vadeli çözümler de geliştiriliyor. İşte kendi ve hal yasası gibi bu yasama yılında de mecliste görüşülmesi bekleniyor. Mustafa Bey Enflasyonla mücadelede özellikle gıda ayağında hangi politikalar geliştirilmesi gerekiyor? Yani tarımdan işte son tüketiciye ulaşana kadar e, ekstra ek olarak hangi politikaların e, gerçekleşmesi gerekiyor sizce? Evet tarım politikaları çok önemli. Nedeni de Türkiye'deki en önemli enflasyonist baskı nedenlerinden bir tanesi de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış. Şimdi biraz önce FAO ile ilgili bir rapor okuyordum. Hı hı. Son bir yılda %32.8 dünyada hı. gıda fiyatları artmış, işlenmemiş gıda fiyatlarından bahsediyorum. Ama daha önceki senelere baktığınızda dünyadaki gıda fiyatlarının artışının çok üzerinde Türkiye'de bir e, gıda fiyatı enflasyonu söz konusu. Bunun nedenlerine baktığımızda temel neden üretim ve üretim maliyetlerinden geçiyor. E, biz e, tarım politikası anlamında neyi, nasıl, ne zaman ve hangi yerde üreteceğimiz konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir kere tarımda bir planlama yapılması söz konusu olması gerekiyor kişisel kanaatim. Aynı zamanda tarım politikalarının sil baştan orta ve uzun vadeli elden geçirilmesi lazım. Baktığınızda Konya kadar geniş olan bir Hollanda'nın toplam tarım üretim ihracatı 155 milyar dolar civarında yanılmıyorsak, E, Türkiye'nin toplam ihracatını 200 milyar dolara getirdik diye seviniyoruz. Demek ki burada verim sorunumuz da söz konusu. E, dolayısıyla e, dediğimiz gibi sadece e, üretmekle ilgili değil, verimi arttırmakla ve oradaki sübansiyonlardan tutunuz da e, maliyetleri düşürmeye yönelik önlemlere kadar pek çok yapısal ve sosyal sorunu bertaraf etmemiz lazım. İşte bölünmüş tarla, miraslı tarla, işte kooperatifçiliğin az olması, e, etkin üretimin olmaması, e, tarımda girdi fiyatlarının e, gübreden mazota kadar çok yüksek olmasından tutunuz da Pek çok e, gösterge var bu fiyatları yukarı çeken. tabii son noktada lojistik. Hı hı. E, lojistiğe baktığınızda biz büyük ölçüde karayolunu kullanmayı seven bir e, yapıya sahibiz. E, burada hem fire hem de çevre kirliliğini bile bir tarafa bırakıyorum. Taşıma maliyetlerin oldukça yüksek olduğu bir lojistik anlayışı bu. Antalya'da domates üretip karayoluyla İstanbul'a göndermenin bir mantığı yok. Antalya denizin dibinde ve ne yazık ki deniz yoluyla biz büyük şehirlere doğru dürüst temel sebze ve meyveyi getiremiyoruz. Dolayısıyla farklı nedenleri var tabi bunların çok farklı nedenleri var ama daha etkin bir taşımacılık da mutlaka lazım nihai olarak. E tabi bir de zaman zaman tarımsal ürünlerin arzında dönemsellik yaşanır. Bu dönemsellikte faydalanmak isteyen kişiler de olabilir veya büyük yapılar da olabilir. Bunlarda denetimle elden geçirilmesi ve bir bakıma düzenlenmesi gereken yapılara sahipler. Dolayısıyla da geniş kesimi etkileyen ve geniş bir planlama yapılması gerekip bugünden hareket etmesi gereken bir noktadayız tarım politikaları anlamında. Bundan sonraki dönemde özellikle dünyada kişisel kanaatim petrolden bile önemli bir hale gelecek tarım ürünleri ciddi bir Kıtlık veya ciddi bir gıda sorunu var dünyada. Bu artarak devam edecek. Hazır bizim coğrafyamız pek çok ürünü yetiştirmeye elverişliyken bunu bugünden planlamamız bizim stratejik anlamda çok ciddi bir mukayesele üstünlüğümüz olacaktır gibi geliyor bana. Yani çiftçiyi desteklemekten ziyade çiftçilere verilen hibeler destekler var. Bu desteklerin hatta e ee, işte bazı kesintiler, vergi kesintileri yapılıyordu. Bunlar da kaldırılacak. Yeni vergi düzenlemesinin içerisinde bu da var. Bunlardan ziyade girdi maliyetlerini aşağı çekecek politikalar mı geliştirilmesi gerekiyor sizce? Tüm dünyada sübvansiyon ve vergi destekleri yapılıyor. Alfa Birliği'nde bile çok ciddi yapılıyor. Bunlar yapılmalı. Fakat girdi maliyetleri çok yüksek ve verimli tarım yapmıyoruz ne yazık ki. Verimli tarım yapmayıp girdi maliyetleri yüksek olunca da Zincir halinde bize yansıması da, tüketiciye yansıması da ne yazık ki fiyat artışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hı hı hı. Mevcut Bey siz ne söylersiniz? Yani özellikle de tarım alanında farklı politikalar mı geliştirilmesi gerekiyor? Yani özellikle de gıdada çok fazla tartışıyoruz. Çünkü hep en yüksek kalem yıllık bazda gıda karşımıza çıkıyor. Fiyat uçurumu nasıl azalır? Sizce fiyat uçurumunu artıran unsurlar nedir? Tarım gerçekten stratejik bir sektör ve içinde bulunduğumuz küresel ısınma çağında, hı hı. ekolojik sınırlara ulaşma çağında giderek daha önemli hale gelecek bu kesin. Ben fakat Türkiye'de bu gıda enflasyonu meselesini 2017 yılından beri konuşuyoruz, 2017 yılından beri zihinlerimizi meşgul ediyor. Hı hı. Burada ben problemin tarladan çok tedarik zincirlerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet Türkiye'de tarımın gerçekten önemli sorunları var. Ee, ama tarımda çok önemli mesafeler dikkat edildi. Verimlilikte ciddi artışlar oldu. Diğer taraftan şöyle bir tartışma da yapılabilir. Verimliliği tamam arttıralım ama e, hangi e, neye rağmen ve ne pahasına arttıracağız vesaire. Onları da ayrıca tartışmak gerekecek. Tarla e, kısmı tarla kısmında verilen sübvansiyona yapılan yardımlar da çok ciddi düzeylerde. Yani burada tekrardan bir daha da maliyeti düşürme noktası neler yapılabilir? Bunlar kesinlikle tartışılmalı ama burada çok fazla hareket alanımızın olduğunu düşünmüyorum. Zaten birçok yardım sübvansiyonu vesaire yapılıyor. Hı -hı. Diğer taraftan aslında e, enflasyon bir e, nasıl diyelim e, şey sorunu değil. Yani ne kadar maliyetli veya maliyet üretim yaptığınızın sorunu değil. Fiyat artışı sorunu günün sonunda. Evet. Bu bir süreç sorunu, stok sorunu değil. Bu çerçevede baktığımızda. Ee, aslında o tedarik zincirlerinde yaşanan problemler çok fazla sayıda aracının olması yıllardır konuştuğumuz mevzu ve ne yazık ki hal yasası senelerdir çıkmadı ya da e, Ama işte aracıları, aracıların sayısı arttıkça fiyatlar da tabii katlanıyor yani mantıken baktığımızda ne kadar aracı koyarsınız Aynen öyle. fiyatlar o kadar artıyor ama şöyle de bir gerçek var ee, yani tüm aracıları devre dışı bırakıp direkt üreticiden ürün alan zincir marketlerde de Fiyatlar hemen hemen aynı. Yani i̇şte, fiyatlarda çok ciddi e, bu, bir e, aslında bir aşağı yönlü bir fark görmüyoruz bu zincir marketlerde. Dolayısıyla bu sefer de sorun acaba bu, hani zincir yani bu aradaki tedarik zincirlerinden de mi kaynaklanmıyor? Başka unsurlar mı var acaba? Ya, e, bu sefer de e, gerek haller gerek de süpermarketler vesaire e, bunların da e, Oligopolistik e, nasıl diyelim yapılaşmalar e, yapılaşma e, durumla geçmelerin önüne geçilmesi gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu arada yani e, zincir marketlerin vesaire tabii ki e, günah keçisi ilan edilmemesi lazım. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Hı hı. Bunu gerçekten ifade etmek istiyorum ama diğer taraftan da e, bu e, süpermarketlerde vesaire e, Nasıl diyelim fırsatçılık veya ekstradan fiyatlama eğiliminin de olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bizim de gözlerimizde gördüğümüz şey. Hı hı. Kişisel bir anekdot aktarayım. 2018'de kur krizi yaşandığında daha iki hafta olmuştu. Aynı marketteki, aynı dolaptaki, aynı ürünün fiyatının ben %70 zamlandığını gördüm. Aynı ürün orada duruyordu. Hı hı. %70 zamlandığını gördüm. Yani e, kişisel gözlemlerimiz de var bu noktada. O zaman bu noktada da yine denet eksikliği ya da ceza, cezaların caydırıcı olmamasını söyleyebilirim. Ee, diğer taraftan da yine evet dediğiniz gibi aracıların sayısı arttıkça burada bu sefer e, daha nasıl diyelim e, suyun bulanık olduğu zamanlarda yani enflasyonun yükselme eğilimine girdiği zamanlarda, kurun yüksel, yükselme eğilimine girdiği zamanlarda ya da pandemi ortamında vesaire fiyatlara ekstradan zam yapabiliyorlar. Bunu da görmemiz lazım. Diğer taraftan e, şunu şunu da vurgulamak gerekiyor. E, klasik Arz talep mevzusu da pandemi döneminde gıda sektöründe etkili oldu. Türkiye'de çok konuşulmayan bir husus var, onu ifade etmek istiyorum. Şöyle düşünün, e, pandemiden önce Türkiye'de tüketilen gıdanın ciddi bir kısmı e, firmalar tarafından öğle yemeklerinde ve restoranlarda tüketiliyordu. Pandemi döneminde bir ara bunlar sıfırlandı ve bugün bile eski halinde değil ve büyük oranda nereye taşındı bu gıda tüketimi? Eve taşındı. E, ve böyle olunca ne oldu? Zincir marketlere, marketlere, bakkallara bütün bunlar olan talep de ciddi bir evet. artış yaşanmış oldu baktığınız zaman. Ve burada da doğal olarak e, biz e, ürünlere zam yaptıklarını gördük. Çünkü ar talep arttı hatta marketler çok iyi cirolar yakaladılar Hı -hı. ve ürünlerine fiyat zammı yaptılar. Bu zamların e, belli oranda e, haklı olduğunu söyleyebiliriz. E, klasik az talep Hı -hı. ama burada ekstradan eğer fırsatçılığa girecek şekilde... Zamlar yapılmışsa da bunu bir şekilde objektif kriterlere göre belirleyebilirsiniz ve ona göre Hı. önlemlerinizi almaya çalışabilirsiniz. Fakat Hı. bizim ülkemizde sıkıntı şu diyebilirim, e, denetim oldukça yetersiz kalıyor ve bunun sonucunda verilen cezalar da yine hiç de caydırıcı cezalar olmuyor. Hı. Bunu her yerde göreceğiz ya da yıllardır hal yasasının çıkmaması ayrı bir problem. Yani oradaki gramaj hani oyunları da yapılıyor son günlerde. Bu tabii, tabii marketlerdeki gramaj oyunları sürekli ben de görüyorum yani hı hı. herkes görüyor. Hı hı. Sürekli karşılaştığımız şeyler. Ama şunu da yine vurguluyorum. Kimse günah keçisi ilan edilmemeli. Ee, bunu ifade etmemiz lazım ve diğer taraftan da eee Hangi fiyat haklı fiyat artışıdır? Hangisi haksız fiyat artışıdır? Bunların objektif kriterlere e, göre belirlenmesi gerekiyor. Son bir husus olarak da şunu vurgulamak istiyorum. E, Türkiye hani zannedildiği gibi tarımda özellikle verimsiz ya da kötü durumda çok kötü durumda olan bir ülke değil. Yani evet çok süper durumda değiliz ama çok kötü durumda da değiliz. Bunu e, vurgulamamız lazım. Hatta son 20 yılda verimliliğimizde hatırı sayılır oranda bir artış oldu. Bir de e, Türkiye genel olarak Hollanda ile karşılaştırılıyor ama... Hollanda'nın başarısı tarımsal üretimden ziyade e, tarımsal re-export yani yeniden ihracat. Yani Hollanda aslında Avrupa'nın nasıl diyelim hali gibi düşünebilirsiniz. Birçok ülkeden gelen ürünler Hollanda'dan Almanya, Fransa vesaire İngiltere diğer ülkelere dağılıyor. Ve e, baktığınız zaman tarımsal üretim noktasına gerçekten yani tarım. Tarımsal üretim hı hı. noktasında Hollanda pek de iyi bir noktada değil. Çünkü zaten toprakları buna e, çok evet, müsait değil. değil. Bunu da son olarak vurgulamak evet. istiyorum. Peki bir virgül koyalım kısa bir araya gidelim. Şimdi aranın ardından e, devam edeceğiz enflasyonun tartışmaya nedenlerini ve sonuçlarını kısa bir ara. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla. Dünyada yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla. Halk Ekrem merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle de enflasyondaki artışı ve önümüzdeki dönemde enflasyonda beklentileri değerlendiriyoruz. Konuklarımız Mustafa Aşkın ve doçent doktor Melih Tatlıyer ile birlikte. Şimdi e, özellikle de enerji tarafına baktığımızda e, tarımda da aslında girdi maliyetlerini yani gıda tarafında da girdi maliyetlerini yukarı taşıyan en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada enerji fiyatları artıyor. İşte petrole çok basit bir anlamda baktığımızda pandemi döneminde özellikle 2020'nin işte Mart Nisan döneminde 30 doların altına kadar gerileyen Brent bugün 83 dolara kadar yükseldi. Çok ciddi bir artış var. Biz Türkiye olarak akaryakıta bunun yansımasını önlemek için Eşen Mobil sistemini kullanıyoruz. Eşen Mobil sisteminde de maalesef motorin ve LPG'de de özellikle ÖTV oranları neredeyse sıfırlanmış durumda. Yani bundan sonra gelecek olan artışların Direkt olarak pompaya yansıması bekleniyor. Benzinde de 22 kuruşluk bir fark kaldı. Yani orada da ÖTV'nin sıfırlanmasına çok az bir rakam kalmış gibi görünüyor. Dolayısıyla da akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha hızlı bir yükseliş olabileceği de belirtiliyor. Şimdi böyle bir ortamda yani biz enerji fiyatları yükseliyor, işte gıda fiyatları yükseliyor böyle bir ortamda siz Türkiye özelinde enflasyona dair beklentileriniz nedir? Yani %19'u aştı Türkiye'de enflasyon. Artış daha fazla devam eder mi? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçici unsurlar etkisini yitirmek üzere ifadesini kullandı. Yani bir anlamda Fed'in o geçici ifadesini bizim Merkez Bankamız da kullanmış oldu. E ama sizin öngörünüz nedir Türkiye özelinde Mustafa Bey? Yükselişini sürdürür mü enflasyon? E maalesef e, küresel enflasyonun baskısı da Türkiye'de hissediliyor. E, dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon baskısının da ne yazık ki biraz daha devam edeceği kanaatindeyim. Hı hı. Girdi fiyatlarına baktığınızda maliyet enflasyonu en yüksek olan ülkelerden bir tanesiyiz. 45 kabul edelim maliyet enflasyonunu. 19'da tüketici enflasyonu var. E, yaklaşık işte 2,5 katı oranında bir e, makas açılmış durumda. Bu benim bildiğim epey e, 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 zirvelerde bir makas açılımı söz hı. konusu. Dolayısıyla bu maliyet baskısının bir müddet daha devam edip bunun da tüketici fiyatlarına etkisini net bir şekilde göreceğiz. Zaten Kuzey Yarımköy'de kışa girmesi nedeniyle temel enerji fiyatlarına baktığınızda ciddi hem spekülasyon var hem de kışa bağlı olarak talep artışına bağlı bir fiyatlama mekanizması söz konusu. Bizde zaten enflasyon kronik ve yapışkan enflasyon olarak adlandırılabilir. Uzunca bir süredir zaten enflasyonumuz belli bir seviyenin üzerinde. Bizim standartlarımızda %10'un altına düştüğünde bizim mutlu olduğumuz bir enflasyonumuz var. öte yandan hani gelişmiş ülkelerin hedef olarak %2'yi tutturursak mutlu olacak dedikleri bir enflasyonu var. Dolayısıyla baktığınızda bizim yapısal sorunlarımızı da göz önünde bulundurursak kısa vadede enflasyon baskısını ne yazık ki hissedeceğiz. Bu hem bireyler olarak hem de üreticiler olarak karşımıza çıkacak. Ama belli bir politikayı uygulayabilirsek ki burada hem para politikası hem maliye politikası söz konusu olacaktır. Eş anlı olarak bunu etkin bir şekilde uygulayabilirsek aynı 2001'den sonraki dönemde olduğu gibi önemli bir mesafe kat edebiliriz. Ama burada küresel bir sistemik risk olarak dünyadaki enflasyonun seyrini de ne yazık ki takip etmek durumundayız. Siz programı açarken güzel söylediniz. E, küresel enflasyonist baskı olmadan dahi bizde enflasyon haklı sayılır o ölçüde yüksekti. E, dolayısıyla biz burada bir bakıma kendi kendimize aşıyı yapamadığımız için şu anda dünyadaki enflasyondan da etkilenir e, durumdayız. Bu bir e, süre veremiyorum ama hı hı. hani daha sıkı bir para politikası ve daha etkin bir maliye politikası uygulamakta e, fayda olduğu kanaatindeyim. Öte yandan biraz Merkez önceki Bankası para... Başkanı Şahap Kavcıoğlu bölüyorum ama yani biraz sonra tabii Merkez Bankası konusuna geçeceğiz ama Şahap Kavcıoğlu e, para politikası için yeterince sıkı ifadesini kullandı. Tabii e, bizdeki sıkılık kavramıyla kitapta yazan sıkılık kavramı arasında biraz fark var. Onu kabul etmek lazım. Hı, hı. E, Şahap Hoca da bu işi gayet iyi bilen bir insan. E, özünde e, baktığınızda e, sıkı para politikasındaki eee en görünür şeylerden bir tanesi miktarsal, diğeri de oransal sıkılaştırmadır. <laughs> Biz baktığımızda hem miktarsal hem oransal anlamda sıkılaştırmayı klasik anlamda yapmıyoruz. Dolayısıyla da para bolluğunun eskisi kadar olmasa bile devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Sadece para politikası ile enflasyonist olay çözülmez. Yani faizi indir, faizi çıkar yok, dövize müdahale etmeyle bu işin çözülmeyeceği çok bariz. ve Dolayısıyla sadece Merkez Bankası'na da bu iş yüklenmemeli. Toplumsal evet. bir uzlaşıyla pek çok birimin eş eşanlı olarak bu sürece katkı vermesi lazım. Geçmiş dönemlerde biz bunu gayet başarılı bir şekilde idare etmiştik. Tarımdan tutunuzda sanayi sektörüne, tüketiciden tutunuzda üreticiye kadar pek çok kesimin bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Daha rasyonel düşünmesi gerekiyor. E, tabii bunlar lafta kolay ama uygulamada oldukça e, mesafe gerektiren ve süre gerektiren e, mevzular. Ama şunu unutulmaması gerekiyor. Enflasyon oldukça cebimizdeki para enflasyon oranında buharlaşıyor. Buna göre de hareket etmek lazım. Peki e, Mevk Bey sizin öngörünüz nedir? Enflasyondaki yükseliş devam eder mi? Yani tek bir örnek işte enerji tarafına baktığımızda da Eşel Mobil Sistemi'nde de artık e, sona gelinmiş gibi görünüyor. TV'ler çünkü sıfırlandı orada. Yani artık devletin verebileceği bir destek orada yok gibi görünüyor. Ki kamu mali raporuna baktığımızda da 46 milyar liralık bir e, vergiden devletin fedakarlık ettiğini görüyoruz 2021 yılında. E, sizin öngörünüz nedir? Enflasyondaki yükseliş önümüzdeki aylarda da devam eder mi? Şunu söyleyeyim doğal gaz krizi bizi ciddi şekilde etkilemediği müddetçe enerjiden enflasyona geçişin daha fazla pek yaşanmasını beklemiyorum. Ancak orada doğal gaz tarafında veya hani diğer ekstradan bir kriz yaşanması durumunda bunu etkileyeceğini düşünüyorum. Ve zaten yılın son iki ayında baz etkisi nedeniyle enflasyonu artık düşüş bekliyoruz. Onu ifade etmem lazım. Ve genel olarak da artık Baskıların enflasyon üzerindeki baskının en azından yavaş yavaş da olsa azalmasını bekliyorum. Yani enflasyonun düşüş trendi içerisinde olmasını bekliyorum ki zaten yüzde yirmi yani zirve düzeylerindeyiz. Bu anlamda bunu da ifade etmek lazım. Fakat pandemi sürekli sürprizlerle geliyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Diğer taraftan ben de merkez bankasının para politikasını değerlendirmek istiyorum. Şimdi baktığımızda evet son aylarda yaşananlara baktığımızda Merkez Bankası politika faiz oranını 19'dan 18'e düşürdü. Bu noktada kısmi bir daha az sıkı para politikası diyelim daha gevşek değil de para politikası ortaya çıkmış oldu. Ama e, ben e, mevcut e, seviye olarak düşündüğümüzde seviye olarak konuştuğumuzda Merkez Bankası'nın para politikasının yeterince sıkı e, olduğunu düşünüyorum. Burada e, hem e, bunu şey olarak söylüyorum. E, seviye olarak diğer ülkelere bakmadan hem de diğer ülkelere bakınca. Neden? Çünkü zaten şunu söyleyeyim. Bugün gelişmiş ül gelişmekte olan ülkelerin çoğunda zaten politika faiz oranı enflasyon oranının altında. Ve 1-2 puan altında. Zaten gelişmiş ülkelerde de öyle. Fed vesaire Amerika'da da öyle. Onu da biliyoruz. Yani e, biz kimseden e, böyle bugünkü enflasyon, eksi bugünkü faiz eksi bugünkü enflasyon noktasında e, daha az faiz vermiyoruz. Bunu ifade etmem lazım. Diğer taraftan da aslında şöyle reel yani finansal piyasalar ile bu işin teorisi arasında ciddi bir makas açıklığı olduğunu ifade etmem lazım. Nedense hani hepimiz biliyoruz. Biz sürekli bugünün faiziyle ile bugünün enflasyonunu konuşuyoruz, değil mi? Ve evet. reel faizden anladığımız da bugünün faizi eksi bugünün enflasyonu. Hı hı. Bu doğru değil. Bu yanlış. Bu basit bir şekilde yanlış. Bizim bakmamız gereken şey bugünün faizi ...eksi beklenen enflasyondur. Yani bir sene sonraki enflasyon. Çünkü faizi senelik konuşuyoruz. Enflasyonu da senelik konuşuyoruz. Ama bugünkü %20 enflasyon son bir senenin enflasyonu. Gelecek bir senenin enflasyonu değil. Faiz gelecek bir senenin faizi. Ama enflasyon geçen bir senenin enflasyonu. Beklenen enflasyonu konuşacaksak eğer... ...bunu tüm dünya için söylüyorum sadece Türkiye için değil... ...Türkiye'nin her türlü beklenen enflasyonu... ...gelecek sene bu zamanlar... Ee, Merkez Bankası'nın politika faiz oranının da hatırı sayılır ölçüde daha düşüktür. Onu ifade etmek istiyorum. Yani biz bugün görece yüksek faizi e, enflasyonu düşürmek için e, ya da bakın biz burada sıkı para politikası uyguluyoruz, enflasyonu düşüreceğiz bunun için değil. Temel anlamda gelişmekte olan ülkelerin kaderi budur. E, finansal piyasaları teskin etmek için, e, döviz kurunu kontrol altına tutmak için finansal istikrarı sağlamak için yapıyorsunuz. Hı hı. Yani teori ile pratik arasında bakın iktisat teorisi bu. İktisat teorisi ile pratik arasında gerçekten ciddi bir makas açıklığı var ve bu kur e, reel faiz mevzusu muhtemelen makas açıklığının en büyük olduğu, en çok olduğu alandır bunu ifade etmek istiyorum. Ee, yani Peki çekirdek e, manşet evet, ayrımı için ne diyorsunuz? Bu noktada ikisi de önemli bizim için onu ifade etmek istiyorum hı hı. ve e, ama şey şunu yapmamak lazım yani bugün siz manşet enflasyonu konuşuyorsanız onu konuşmaya devam etmeniz gerekiyor e, ya da e, mu, şöyle bir e, söz ne yazık ki problem olabiliyor e, bizim e, merkez bankalarının e, aslında piyasayı iyi bir şekilde yönlendirmesi lazım yani şeffaf oldukça şeffaf bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor Söylemdeki muğlaklıklar her zaman bize ve diğer gelişmekte olan ülkelere dalgalanma olarak dönüyor bu noktada manşet enflasyon mu çekirdek enflasyonu mu vesaire vesaire tartışması hı hı. günün sonunda her türlü e, finansal piyasalar açısından on, e, onlar tarafından bize zarar verme potansiyeline sahip hı hı. ve genel manada ikisi de değerli. Manşet enflasyon bugün için değerlidir. Evet. Çekirdek enflasyon da enflasyonun nereye doğru gidebileceğini göstermesi bakımından e, bizim için değerlidir. İkisini birlikte değerlendirmek lazım. İkisini birlikte bakmak Bak. lazım. Zaten Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcı oldu. Yani manşeti ikinci plana atmış durumda değiliz dedi. Hem çekirdeğe bakıyoruz hem manşete bakıyoruz dedi. Ee, Mustafa Bey sizin hem reel faizle ilgili değerlendirmenizi de almak istedim. Yani Mevlüt Bey beklenen yani iktisadi açıdan, teorik açıdan baktığımızda beklenen enflasyonla faizi karşılaştırmak gerekiyor dedi. Ama işte bugünkü hesaplamalara baktığımızda hep günlük yani bugünkü enflasyonla bugünkü faiz arasındaki e, fark üzerinden reel faiz hesaplanması yapılıyor. E, bir yandan da çekirdek ve manşet ayrımı için sizin görüşünüz nedir? Onu da sormak isterim. Esasına baktığınızda bugün dünün geleceği. Dolayısıyla e, bu bağlamda baktığınızda e, reel enflasyon e, reel getiri hesabında dünde de eksiye düştüğümüz zamanlar oldu. Dolayısıyla esasında ben Mehmet Hoca'ya katılmıyorum. Finansal piyasalar e, esasında ne yazık ki bizim gibi ülkelerde merkez bankalarını zorlayarak bir şey yaptırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla makası kapatan finansal piyasalardaki dalgalanmalar. Şimdi bizdeki temel sorunlardan bir tanesi zaten döviz darlığı. Döviz darlığı nedeniyle bizim Türkiye'ye para çekmemiz gerekiyor. Veya bizim gibi ülkelerin genelde yurt dışından para çekiyor olması gerekiyor. E para çekebilmenin en kolay yolu sıcak para dediğimiz portföy yatırımları amacıyla gelen parayı ülkeye çekebilmek. En kısa vade için konuşuyorum. Dolayısıyla bunun içinde de e, diğer taraftaki ülkelerin enflasyon ve olası devalüasyonlarını bir tarafa bıraktığımda bu ülkenin bu e, Türkiye gibi ülkelere gelebilecek yurt dışındaki paraların e, faiz oranının yerel para anlamında yüksek olması gerekiyor ki gelsin. Temel sorun esasında Türkiye'de hı hı. E, görülen e, döviz açı. Bu cari açıktan kaynaklanıyor. Şimdi cari açık düşüyor diyebilirsiniz. Tamam. İşte döviz rezervi şudur budur. Onu da diyebilirsiniz. Tamam da bu bugünün de sorunu da değil. Epeydir uzunca bir sürenin sorunu bu. Zaman zaman başarılı olduğumuz dönemler de olmuştu. Ama bugün biraz daha kırılgan bir risk algısı var dünyada. E Türkiye'de de ne yazık ki CDS primlerinde de görüyorsunuz. Ee, risk algısı kötü diyebilirsiniz, ben de aynı, 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 aynı kanaatteyim, CDS Türkiye'nin hak ettiği bir yerde değil ama hı hı. E, Öyle fiyatlıyorlarsa bu Türkiye'yi riskler bakımından e, Sizin de yurt dışından paraya ihtiyacınız varsa hı hı. E, Bunu bir bakıma e, ödemek durumunda kalıyorsunuz, hiç istemememe, hiç tasvip etmememe rağmen bunu da belirtiyorum e, Öte yandan gelecek dönemdeki beklenti enflasyonunu da bugünden şekillendirmeniz lazım e, Beklenti yönetimini yapmanız lazım Beklenti yönetimi de sadece e, Merkez Bankası tarafından yapılabilecek bir şey değil. Forward Guidance belli bir yere kadar yapılabilir Merkez Bankaları tarafından. Hı. Bunun diğer bütünleşik tüm ekonomik aktörler, siyasi iktidar tarafından da e, aynı ölçüde yapılıyor olması gerekiyor ki Hı. inandırıcılık e, sağlansın. E, enflasyonun e, %40-30'u psikolojiktir zaten. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Beklentiler bozulursa enflasyonist eğilimler de artar. E, dolayısıyla e, tutarlı davranışlar Hı -hı. ve e, koordine davranışlar beklentileri daha olumluya güdüler. Hı -hı. Bu da önemli bir e, faktör olarak bak karşımıza çıkması gerekiyor. Evet. Peki. Diğer taraftan da baz olarak çekirdek mi alacağız, manşet enflasyonu mu alacağız diye e, bir tartışma bu kır, kırılganlık içinde bir parça bence e, lüzumsuz oldu. E, da, baz alınması gereken rakam özünde manşet enflasyondur. E, ama Çekirdek enflasyon buna belli bir süre sonra, belli bir vade sonra etkiler, öncü göstergesidir diyebilirsiniz ama dikkat yani Merkez ediniz. Bankası ben orayı yönetemiyorum diyor. Yani benim yönetimim alanını e, yönetebilme alanımın dışındaki ürünleri ben çıkararak e, hesaplama yani çekirdek enflasyona bakmayı daha uygun gördüğünü söylüyor ama e, yani bunlar da fiyatlamaları etkiliyor tabii şüphesiz enerji yani ve eee istemez kadar. buradaki algı e, bir bakıma Merkez Bankası ne yapıyor algısı var. O zaman ...bu algıyı da yönetmeniz gerekiyor. Net ve şeffaf olmanız lazım. Mevlüt Hoca'ya burada katılıyorum. Bu bağlamda şeffaf olmanız lazım. Dolayısıyla da bunu iyi anlatabilirsek... ...belki Merkez Bankası'nın dediğindeki haklılığı... ...piyasadaki aktörlere ve bireylere... Hı. ...hane halkına daha net bir şekilde anlatma şansına sahip olabiliriz. Peki. Var mı Mevlüt Hocam ekleyeceğiniz son olarak? Ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Mustafa evet. Bey bana katılmıyorum dedi ama ben kendisine katılıyorum... Hı. Yani dediği şeyler, şeyler ben de katılıyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben e, e, şunu söylemeye çalışıyorum aslında. E, evet, Real bugün Real faiz biz yanlış anlıyoruz ve e, finansal piyasaların e, arzuladığı, istediği şekilde bir e, tırnak içinde Real faiz konuşuyoruz. Olmayan bir Real faiz. E, yani tamamen kitaplarla ters, teoriyle ters, hiç alakası yok. Ama diğer taraftan da uyguladığınız para politikası tabii ki bir taraftan reel ekonomiyi gözeteceksiniz ama diğer taraftan finansal piyasaları gözetmek zorundasınız. Yani işin bir realitesi var. E, gerçek hayatta yaşananlar var. Bu noktada merkez bankalarının bugün kanaatimce e, ve teorik olarak da bunun altyapısı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kanaatimce zaten finansal istikrar çok önemli ve uyguladığınız sıkı para politikası da temel anlamda bu amaca hizmet ediyor. Yani işin enflasyon tarafı kendine göre bir hayat yaşarken ee, i̇şin evet. finansal istikrar tarafında siz sıkı para politikasıyla e, işte ülkenizin o e, finansal istikrarını temin etmeye sağlamaya e, çalışıyorsunuz. Yani Hı. günün sonunda bizim e, e, reel faizimiz e, beklenen enflasyona göre şu deyip ona göre kafanıza göre bir tabii ki para politikası uygulama gibi bir e, lüksünüz bulunmuyor. Bunu yapsa yapsa Fed yapar zaten başka e, kimse yapamaz. Yani gerçek hayatın realitesiyle uyumlu hareket etmeniz kesinlikle zaten. E, gerekiyor. Burada vurgulamaya çalıştığım husus e, fiilen finansal piyasaları gözetiyoruz. O zaman bunu da biraz daha iyi aslında bu şekilde formülize edip böyle konuşabiliriz. Yani biz başka bir şey, bir şey yapıyoruz ama başka bir şey konuşuyoruz. Ve bu yani çok müthiş bir açıklık var arada. Onu ifade etmek evet. istiyorum. Beklentilerde de çok ciddi bir bozulma var. Yani Mustafa Bey de söyledi. Hani geçmiş döneme baktığımızda beklentilerle hani Faizi karşılaştırdığımız o zaman çok yüksek. Şunu ifade de... etmeye çalışıyorum. Eksi reel Bekle... faizde. Beklenen enflasyon derken mesela geleceksine bu zamanlar beklenen enflasyon işte yüzde on beş diyelim. Yani yüzde yirmi beşi beklemiyoruz. Ee, daha yüksek bir enflasyon beklemiyoruz. Daha düşük bir enflasyon bekliyoruz. Hı -hı. O zaman bugün şu anda merkez bankası aslında e, reel faiz artıda, ekside değil. Muhtemelen çok büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle ekside değil. Kesinlikle artıda ve muhtemelen iki üç puan, dört puan artıda. Bunu gelecek sene göreceğiz. İş olup bittikten sonra göreceğiz. Şimdi değil. Ama günün sonunda mevzu bu değil. Günün sonunda mevzu finansal istikrar mevzusu. Evet. Yani aslında fiilen yaşanan bu, yapılan bu ama konuşulan bu değil. Evet. Ya da teoride konuşulanlar bunlar değil. Zamanla evet. e, ikisi arasındaki makas kapanacak Peki. inşallah diye umut ediyoruz. Peki. Yani günün sonunda da ben de şöyle bir ekleme yapayım o zaman. Merkez Bankası tek başına enflasyonu yönetebilme kabiliyetinin nedeni maalesef sahip değil. Evet bir fiyat Tabii istikrarı e, temel görevi ama şu anda enflasyonu yükselten unsurlar sadece fiyat istikrarı ile alakalı unsurlar değil maalesef. E, pandemi nedeniyle çok ciddi anlamda bozulmuş bir arz-talep dengesi var. Bu dengeyi yerine oturtabilecek adımlar belki gerekiyor. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için Mevlüt Bey, Mustafa Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben iyi teşekkür ederim. Çok teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Medical Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Tatlıyer ve Ekonomist Mustafa Aşkın'la değerlendirdik. Eflansiyon'daki gelişmeleri noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Da yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla.